Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda yerli otomobilimiz TOGG T10X'i inceleyeceğiz. TOGG T10X modeli ha çıktı ha çıkacak derken tam bir yıldır yollarda ve bu süre zarfında aslında bu aracı birkaç kere deneme fırsatım da olmuştu. Fabrikasına gittik, orada test ettik. Yine dışarıda test etme imkanım da oldu ama sonunda artık detaylı bir inceleme yapmanın zamanı geldi. Araçla alakalı merak edilen tüm detaylardan bu videoda bahsedeceğim. Dediğim gibi aracı ilk çıktığı zaman da test etmiştim ve arada geçen süre zarfında birkaç güzel güncelleme de geldi ve bu güncelleme ile birlikte aslında kullanıcıların yaşadığı bazı sorunlar çözüldü. Bununla birlikte yeni özellikler eklendi. Bu videoda güncellenmiş haliyle TOGG T10X X'e yakından bakacağız. Ve bir diğer merak edilen konu da geçtiğimiz günlerde satışa sunulan yeni Tesla Model Y. Tesla Model Y zaten ülkemizde satıştaydı ama TOGG'da fiyat anlamında rekabet eden tek motorlu versiyonu ülkemize yeni geldi ve burada aslında kullanıcıların TOGG mu alayım, Tesla mı alayım gibi sorularını da yine bu videoda kendi fikirlerimle açıklamış olacağım. Şimdi gel isterseniz aracın tasarım detaylarıyla incelememize başlayalım. Evet, şimdi gelelim TOGG T10X'in tasarım detaylarına. İlk olarak renginden başlamak istiyorum ki 7 tane rengimiz var ve benim kesinlikle favori rengim diyebiliriz gemlik mavisi. Özellikle SUV araçlara ben bu tonu çok yakıştırıyorum ki sadece TOGG özelinde değil aslında. Piyasadaki bu tarz SUV'lerin neredeyse hepsinde zaten bu renk seçeneği yer alıyor. Ve TOGG tarafında aslında her rengin gerçekten özel isimlendirmesi var ve hepsine bir anlam yüklenmiş ama TOGG'un da bu gemlik mavisi rengine aracın da üretildiği fabrikasının bulunduğu yer olan Bursa Gemliğin ismi verilmiş. Bunun dışında Anadolu kırmızısı, Kapadokya gibi farklı renk seçenekleri de yer alıyor ama dediğim gibi benim favorim kesin de bu mavi renk. Aracın kendine has detayları olduğunu söyleyebiliriz ki videonun başında söylediğim gibi bu araç bir yıldır yollarda ve artık her yerde görüyoruz. Teslimat sayıları da çok fazla arttığı için şu an çok fazla kullanıcısı olan bir araç ve ben de özellikle gece vakti aynada şu stopları, şu kaşı gördüğüm zaman direkt TOGG olduğunu anlıyorum ki buradaki aydınlatmaları TOGG için bir imza diyebiliriz. En azından karanlıkta zaten bu aydınlatmalardan hemen TOGG olduğunu anlayabiliyoruz ki onun dışında aracın ön tarafında böyle bir ızgara görünümü verilmiş. Bu da aslında aracın kendine has tasarım detaylarından biri. Bu ızgaranın hemen üzerinde bir kamera yer alıyor ki bu kamera aslında park ederken işlerinizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Bunun yanında hem arkada hem önde hem de aynalarda bulunan kameralar sayesinde 360 derece kamera özelliği de sağlanıyor. Bu da dar yerlerde park edeceğinize girerken çıkarken işlerinizi çok kolaylaştırıyor. Bu arada bizim incelediğimiz model aracın full paketi. Zaten V1 ve V2 olmak üzere iki farklı donanım seçenekleri ve bunların arasında menzil farklılıkları var. Benim incelediğim model V2 seçeneğinin uzun menzilli versiyonu. O yüzden bu videoda bahsettiğim özellikler aslında aracın full paketinde sunulan özellikler diye düşünebilirsiniz. Bu full paketin yanı sıra bazı ekstra opsiyonlar da var ki bu araçta onlar da yer alıyor. Mesela cam tavan ve meridyen ses sistemi bunlardan bazıları. Aracın yan tarafına geldiğimizde ise burada zaten formunu görebiliyorsunuz ki TOGG T10X bir SUV modeli. TOGG'un aslında herkese hitap etmesi açısından ilk olarak bir SUV modeliyle piyasaya çıkması bence mantıklı. TOGG T10X SUV modelinin peşine önümüzdeki yıl yani 2025'in sonlarına doğru satışa sunulması planlanan TOGG T10F sedan modeli de tanıtıldı. T10F'in satışa sunulmasıyla birlikte duyurulması planlanan modelde TOGG T8X, bu da B SUV kategorisi sunmayı planladıkları bir araç ki onu da TOGG T10X'in biraz daha ufak modeli olarak düşünebiliriz. Yani güzel planlar var ama ilk olarak bu modelin satışa sunulması bence güzel. Çünkü aileler için gayet ideal bir otomobil. Tabii ki elektrikli olmasının getirdiği kullanım kolaylıkları, zorlukları bir yana araca boyut olarak baktığımızda 5 kişinin rahat rahat sığabileceği ve seyahat edebileceği gayet büyük bir SUV diyebiliriz. Aracı boyut olarak Tiguan veya C5 Aircross bandında düşünebiliriz ki bununla birlikte videonun başında bahsettiğim Tesla Model Y. Aslında Tesla'da ülkemize ilk geldiği zaman en çok sorulan soru Tesla mı TOGG mu? Ve genelde TOGG'u hani rakip olarak Tesla görülüyordu ki elektrikli otomobillerin öncüsü diyebileceğimiz Tesla ülkemizden çıkan bir elektrikli otomobille tabii ki de rekabet halinde ve şu anda güncel fiyatlara baktığımız zaman Tesla ülkemize girdikten sonra doların da artmasıyla birlikte bayağı bir zamlandı ve 3 milyon lira seviyelerine gelmişti ki Tesla geçtiğimiz hafta tek motorlu Model Y'yi de ülkemizde satışa sundu. O modelin güncel fiyatı 1 milyon 800 bin lira bandında ki tam olarak TOGG'un karşısına çıktı. Performans olarak benzer modeller, o yüzden TOGG'un da şu an en ciddi rakibi diyebiliriz. Sürüş esnasında iki araçla alakalı artıları eksileri deneyimlerimde yine sizlere bahsedeceğim ki tasarıma devam edecek olursak. Yan tarafta ilk olarak jantla başlayalım ki burada tam 19 inçlik jantımızı görüyoruz ki tüm modellerde bu jant tasarımı standart olarak geliyor. Bu tarafta herhangi bir özelleştirme seçeneğimiz yok. Tasarım olarak da gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte yandan devam ettiğimizde burada şarj kapağını görüyorsunuz. Aracı hem AC hem de DC olarak buradan şarj edebiliyorsunuz. Hemen üst tarafta aynamız görüyoruz ki bunun üzerinde bir LED sinyal yer alıyor. Hemen altında biraz önce bahsettiğim kamerasını görüyoruz ve buradaki kamera sayesinde araçta 360 derece görünümü aktif edebiliyorsunuz. Bununla birlikte bir kör nokta uyarı ışığı da yine aynanın üzerinde yer alıyor.
Aracın arka tarafına geldiğimizde buradaki tasarımda özellikle benim ilk gözüme çarpan şey gördüğünüz bu boydan boya stoplar ki aracı en premium gösteren detaylardan bir tanesi bence kesinlikle bu olmuş ki tasarıma ayrı bir hava katmış diyebilirim. Onun dışında arka tasarımımız bu şekilde. Bagaja baktığımızda ise V2 modelinde elektrikli bagaj yer alıyor ki bunu da isterseniz kumandadan isterseniz de aracın üzerindeki tuşa tıklayarak açabiliyorsunuz. Aracın bagaj hacmine baktığımızda ise 441 litrelik bir değerle karşılaşıyoruz. Aracın bagajı küçük değil kesinlikle ama SUV sınıfına baktığımızda yani bu aracın rakiplerine baktığımızda biraz daha büyük, biraz daha geniş hacimli bagajlar görüyoruz açıkçası. Yani biraz önce bahsettiğim rakiplerine baktığımızda benzer boyuttaki otomobillerde Tiguan'da, C5 Aircross'ta 550-600 litrelerde bagaj hacimlerini görüyoruz ki bu araçta 441 litrelik bir bagaj hacmi yer alıyor. Tabii ki arka koltukları yatırarak bunu 1700 litrelere kadar çıkarabiliyorsunuz ama asıl önemli olan bence buradaki alan ve ya araçla alakalı bir eksi söylememiz gerekiyorsa rakiplerine göre biraz az kalıyor. Ama yine de birçok eşyanızı sığdırabileceğiniz tabii ki bir hatchback araçtan daha büyük bir bagajınız yer alıyor. Bu arada tabii ki sadece bu kadar değil. Buradaki kapağı kaldırdığınızda ufak bir bölme daha yer alıyor. Ufak tefek eşyalarınızı buraya yerleştirebilirsiniz. Hem ekstra bir alan olarak güzel hem de burada bir dağınıklık oluşturmuyor. Bununla birlikte bu bagajın bir de perdesi yer alıyor ki bunu da aslında direkt buradan çekerek takabiliyorsunuz şöyle. Bagajın içinde ekstra olarak bahsedebileceğim bir 12 volt çıkışımız yer alıyor ki bagajınızda yolculuk esnasında bir soğutucu vesaire kullanacaksanız buraya takabilirsiniz. Bununla birlikte iki tarafta da ışığımız ve askımız yer alıyor. Buraya poşetinizi veya çantanızı asabilirsiniz. Aracın bagajıyla alakalı benim bahsedebileceklerim bunlar. Aracın kaputunu da sizlere göstermek istiyorum ki aslında birçok elektrikli araçta burada bir bagaj alanı yer alıyor ama TOGG'da gördüğünüz gibi herhangi bir bagaj alanı yer almıyor burada. Burada gördüğünüz TOGG logolu kapağın altına teknik aksam yer alırken aslında burayı tek açma sebebiniz muhtemelen silecek suyunu doldurmak olacaktır ki buradan silecek suyunuza ekleme yapabiliyorsunuz. Onun dışında burada motor soğutma sıvılarını ekleyebileceğiniz bir bölüm yer alıyor. Bunun dışında aslında kaputta herhangi bir işiniz olmayacak. Sadece bu iki işlem için kullanacağınız bu kaputa amortisörlü bir sistem eklemeleri bence güzel olmuş. Yani diğer araçlar gibi kaputa pek fazla işiniz düşmüyor açıkçası ama buna rağmen masraftan kaçınmamışlar. Yine de buraya güzel amortisörlü bir sistem koymuşlar ki bunu da bu şekilde kapatabiliriz. Ve şimdi gelelim TOGG T10X'in arka yaşam alanına. Aracın arkasına geldiğimizde gayet ferah bir ortam bizleri karşılıyor. Şu anda perdemiz kapalı ama burada panoramik cam tavan yer alıyor ki çok fazla güneş gelmesin diye şu anda kapattık ama bu perdeyi de açtığımızda aslında buradaki baş mesafesi biraz daha yükseliyor açıkçası. Şu anda baş mesafesiyle zaten herhangi bir sorunum yok. En son arabayı ben kullanmıştım ve yolcu koltuğu da şu an yine sürücü koltuğuyla aynı mesafede. Benim boyum 1.90 ve arabayı biraz yayılarak kullanıyorum. Buna rağmen arka koltukta aslında yine benim gibi uzun biri oturduğu zaman pek fazla sıkışmayacak. Tabii ki bu kadar geri geldiğinde dizlerim buraya değiyor ama herhangi ekstra bir sıkışıklık yok. Araçta hem ön koltuklarda hem de arkadaki iki koltukta koltuk ısıtma yer alıyor ve bunu kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu arka koltuklardaki ısıtmayı ekstra opsiyon olarak eklemeniz gerekiyor. Bu arada buradaki kol desteğini de sizlere göstermek istiyorum ki iki tane bardaklığımızın olduğu bir kol desteği aracın arka koltuğunda yer alıyor. Yani aslında genel olarak baktığımızda 4 kişi için çok konforlu bir araç ama gerektiği durumda 5 kişi de yine rahat rahat seyahat edebilirsiniz. Bu arada arka koltukta seyahat edenleri mutlu edecek bir detay araçta şaft tünelinin olmaması. Yani gördüğünüz gibi ortası dümdüz ve hem 2 kişi hem de 3 kişi seyahat ettiğinde burada ortada bir çıkıntının olmaması arka tarafa bayağı bir rahatlatıyor. Ki bu da tabii ki TOGG T10X'in doğuştan elektrikli olmasıyla birlikte tamamen buna göre tasarlanmış bir araç. Orta tarafta klima menfezlerini görüyoruz. Onun hemen altında koltuk ısıtma için 2 kademeli ayar tuşları ve bir adet USB Type-C girişi var. Aracın ön tarafında da yine farklı bağlantılar var ama arka yolcular için de bir USB Type-C bağlantısı olması güncel bir araçta çok önemli ve TOGG T10X'te de bunu görebiliyoruz. Evet, şimdi TOGG'un sürücü koltuğuna geçtim ve hem bu konsol hem de burada kullanılan teknolojileri anlatmak istiyorum. Öncelikle TOGG'un en beğendiğim özelliklerden bir tanesi burada gördüğünüz boydan boya ekranı. Onun yanında burada ufak bir ekranımız daha bulunuyor ki bu bütün ekranları aktif şekilde kullanıyorsunuz aslında. Mesela buradan klima ayarlarını yapabilmenizin yanı sıra bu ekranın bir diğer amacı üstteki ekranın yerleşimini düzenlemek. TOGG'un bu üst tarafta gördüğünüz ekranını tamamen özelleştirebiliyorsunuz. Bu özelleştirme benim çok hoşuma gidiyor. Yani burada istediğiniz kadranı alıp başka yere koyabiliyorsunuz. Birçok farklı seçeneğiniz var ve en önemlisi uygulama mağazası üzerinden yükleyebileceğiniz onlarca belki de yüzlerce uygulamayı burada araçta kullanabiliyorsunuz. Sürücü için sunulan uygulamaların yanı sıra yan taraftaki yolcunun burada televizyon izleyebilmesi bile sağlanmış ki mesela D-Smart'ın uygulamasını kullanarak burada istediğiniz kanalı canlı olarak izleyebiliyorsunuz ki bunun dışında birçok farklı medya uygulaması da yine yer alıyor. Mesela burada TOGG'un uygulama mağazasını yukarıdaki ekrana taşıdık ve gördüğünüz gibi bankacılık uygulamalarından tutun eğlenceye veya burada HGS uygulaması gibi farklı uygulamalara kadar aracınız için geliştirilmiş her türlü uygulamayı bu ekrandan kullanabiliyorsunuz.
kullanıyorsunuz. Bu ekranların hepsini dokunmatik olarak kullanabilmenizin yanı sıra ortada bir kontrol aracımız var ki buradan ekranın parlaklığıdır, aydınlatmalar, güneşlik vesaire. Gördüğünüz gibi buradaki çarkı çevirerek veya burada tuşlara yan tıklayarak birçok farklı kontrolü kullanabiliyorsunuz. Aracın vites seçicisi, yine ortada yer alıyor ve burada bunu çevirerek vitesler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Tabii ki şu anda park modundayız, o yüzden vitesler geçmiyor ama buradan kolayca vites geçişlerini yapabiliyorsunuz. Bunun yanında telefonunuzu kablosuz şarja koyabileceğiniz bir alan var. Telefonunuzu buraya koyduktan sonra kontrol paneli üzerinden kablosuz şarjı aktif ettiğiniz zaman gördüğünüz gibi telefonum da şarj olmaya başladı ve burada birçok farklı ayarımız var. Buradan bagajı açabilirsiniz, vale modunu aktif edebilirsiniz. Aynı telefonunuzun denetim paneli gibi buradan. Buradan birçok farklı kontrolü yine gayet pratik şekilde yapabiliyorsunuz. Orta alandan devam ettiğimizde burada iki tane bardaklığımız ve anahtarınızı koyabileceğiniz, yerleştirebileceğiniz böyle bir yer bulunuyor. Bunun dışında kolçağımız iki kademeli. İlk kademeyi açtığınızda hani buraya cüzdan, ruhsat gibi şeyleri koyabilirsiniz. Onun da altında burada birçok eşyanızı koyabileceğiniz gayet geniş bir kolçak yer alıyor. Aracın dışarısında zaten birçok farklı kamera var. Önünde var, arkasında var. 360 derece kamera özelliğini kullanabiliyorsunuz ve bunların yanında içeride iki tane kameramız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ortada gördüğünüz gibi ve bunun görüntüsünü isterseniz bu kadrana yansıtabiliyorsunuz ve bu kamerayla birlikte fotoğraf çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda buradan geniş açıyla birlikte aracın tamamını içerideki herkesi kadrajı alacak şekilde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu kameranın dışında ortada doğrudan sürücüye bakan bir kamera daha var ki bu kamera hem yorgunluk algılama için kullanılıyor ve yeni gelen güncelleme ile birlikte artık yüz tanıma sistemine de sahip. Bu sayede araca binen sürücünün yüzünü tanıyarak hem otomatik kilidi açıyor hem de profiller arası geçiş yapmanızı sağlıyor. Mesela burada hem size hem de eşinize ait farklı profiller var ve siz arabaya bindiğinizde hem aslında o profilin kilidini açmış oluyor hem de siz hiçbir şekilde profil seçmeye uğraşmıyorsunuz. Araç sizin yüzünüzü tanıyarak sizin adınıza bütün ayarları yapmış oluyor. Yani ben aracın içine bindim, daha hiçbir tuşa basmadan koltuğum benim için ayarlanmış oluyor. Benim burada kullandığım uygulamalar hemen ekrana geliyor. Oturumlarım açılıyor vesaire. Kendi profilimi hiçbir tuşa tıklamadan yüz tanımayla birlikte kullanabiliyorum. Aracın direksiyonuna baktığımızda ise bence tasarım olarak gayet şık bir direksiyon yer alıyor ki ortada TOGG'un logosunu görebiliyoruz. Hem sağında hem de solunda kontrollerimiz var. Burada aslında bu kontroller gayet şık bir şekilde yerleştirilmiş. Araçta boydan boya bir cam tavan yer alıyor. Burada açılır kapanır bir tavan değil. Aynı Tesla'da gördüğümüz gibi aslında boydan boya bir cam tavan ve üzerinde bir güneşliğimiz var. Bu güneşliği de yine buradan kontrol edebiliyoruz. Burada tabii ki elektrikli bir perdemiz var ve bunu istediğimiz yerde durdurabiliyoruz. Tıkladığımda mesela sadece arka tarafa güneş gelmeyecek şekilde ayarlayabilirim ya da tekrar basarak tamamını da kapatabilirim. Bunu da İsteğinize göre kullanmanız mümkün. Burada animasyon olarak da güzel bir detay var. Sadece hani açma kapama şeklinde değil. Burada nereye kadar açmak istiyorsanız onu seçtikten sonra oraya geldiğinde gördüğünüz gibi duracaktır. Burada aracın Tesla'ya göre aslında bir farkı tamamen cam tavan olmasıyla birlikte bir perdesinin de olması. Videonun başından beri söylüyoruz. Bu aracın en ciddi rakiplerinden biri Tesla Model Y ve Tesla'da aslında bir cam tavan ve otomatik kararan bir cam tavan var. Burada bence elektrikli bir perde ile birlikte istediğiniz zaman kapatabilmek bence daha kullanışlı oluyor. Aracın ön tasarımı ile alakalı da bahsedebileceklerim bunlar. Diğer özelliklerden sürüş tarafında bahsetmek istiyorum ki isterseniz gelin yola çıkalım ve hem performans hem de diğer detaylara sürüşte daha yakından bakalım. Evet, TOGG T10X'in içerisindeyim ve araç sürüşe başladık. Öncelikle videonun başında söylediğim gibi daha önceden de benim test ettiğim bir otomobil ve sürüşü gayet keyifli. Aracın fabrikasında şu an satışta olmayan çift motorlu versiyonu da test etme şansım olmuştu ki 0-100 değeri olarak o aracın verdiği deneyim gerçekten harika ama şu an satışta olan versiyonla gayet atik bir araç ve yaklaşık olarak 2,5 tonluk bir ağırlığı olmasına rağmen gayet iyi hızlanabiliyor. Ve genel olarak sürmesi gayet rahat ama ilk kez bir elektrikli otomobil kullanıyorsanız burada tercih size kalmış. Tek pedalla sürme seçeneğini aktif edebilirsiniz ki bu da aslında rejeneratif freni içeren ve hani siz ayağınızı çektiği anda kendi kendine fren yapan bir sistem. Daha öncesinde farklı elektrikli otomobillerde de test etme şansım olmuştu ve TOGG'da da bu özelliğin gayet başarılı çalıştığını söyleyebilirim ve biraz sürdükten sonra aslında gayet hızlıca alışabiliyorsunuz ve burada rejeneratif frenin şiddetini kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Elektrikli otomobillerde tek pedal kullanımı hem keyifli hem de gayet rahat. Bununla birlikte aracı sürerken aslında buradaki multimedya ekranlarında ne kadar efektif kullanacağını size kalmış. Mesela şu anda burada navigasyonumuz var ki aracın kendi navigasyonunda gayet güzel şekilde çalışıyor. Mesela buradan klavyeye girelim. Klavye alt tarafta açılıyor gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz adresi yazdıktan sonra hemen bu üstteki ekrana düşüyor. Yani bu ekranlar hem kendi aralarında hızlı hem de gayet güzel şekilde çalışıyor. Evet, şu an araçta geri geri bir dönüş yapmaya çalışıyorum ve gördüğünüz gibi hemen arka kamera ve 360 derece kamera aktif oldu ve burada sensörlerin aslında nereden yakınlık gösterdiğini renklerle birlikte ve aynı zamanda sesle gösteriyor. O yüzden aracı kullandığım süre boyunca bu şekilde dönüşlerde herhangi bir problem yaşamadım. Gayet rahat şekilde kullanabiliyorsunuz ki 360 derece kamerada bence gayet güzel şekilde çalışıyor. Şu anda araçta vites değiştirdim ve ileri doğru gideceğim için hemen ön kamerayı benim için aktif etti. Bu da aracın önünü göremediğim noktalardaki gayet yüksek bir araç. Önümde bir
mantar olabilir, kaldırıma yanaşıyor olabilirim. Burada ön kameranın görüntüsünü de yine görebilmek mümkün. Belli bir hıza çıktıktan sonra tekrardan aynı menüleriniz buraya geliyor ve zaten videonun başında söylediğim gibi alttaki ekranı kullanarak buradaki menüleri tamamen özelleştirmek mümkün. Siz burada navigasyonunuzu, sürüş bilgilerinizi görüntülerken sağ tarafta oturan yolcu multimedyayı kullanabiliyor. Multimedyadan kastım sadece müzik değil, biraz önce bahsettiğim gibi videolu içerikler de yine buradan izleyebiliyor. Bu arada aracın performansını da şöyle göstermek istiyorum ki tek motorlu olmasına rağmen özellikle yokuşta bu torkun etkisini hissedebiliyorsunuz. Yani çoğu arabadan kolay kolay alamayacağınız bir performansı elektrikli bir otomobil olduğu için yokuş yukarı giderken alabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde 80'lere 90'lara geldik. Elektrikli bir otomobil olduğu için her zaman maksimum torku alabiliyorsunuz bu sayede de. Neredeyse düz yolda sergilediği performansına yakın bir performansı araçta yokuş tırmanırken alabiliyorsunuz. Tork T10X'in konforuna baktığımız zaman araç genel olarak bana konforlu geldi. Yani hafif bozuk yollardan gittiğinizde sizi rahatsız etmiyor. Kasis veya çukurlardan pek fazla etkilenmiyor diyebilirim. Ayrıca benim memnun kaldığım konulardan bir tanesi de biraz önce bahsettiğim ses sistemi. Bu araçta ekstra donanım paketiyle satın alınmış bir Meridian ses sistemi yer alıyor ki bununla birlikte müzik dinlemek çok keyifli. Araçta default gelen hoparlörlerden gerçekten ciddi anlamda fark ettiğini söyleyebilirim. Şu anda ek opsiyon olarak satın almak istediğinizde 30 bin liraya yakın bir ücret ödemeniz gerekiyor. Tabii ki burası size kalmış. Ne kadar çok müzik dinliyorsunuz, ses kalitesi sizin için ne kadar önemli bilmiyorum ama hem ses kalitesini hem de bu basları daha doygun, daha güzel bir şekilde hissettirebiliyor. Tork T10X'in genel olarak şehir içerisinde rahat bir araç olduğunu söyleyebilirim. Bugün de aracı test ederken bayağı böyle şehirde dar yollardan, dar sokaklardan geçtik ve şu anda görüyorsunuz. Zor bir manevra yapmaya çalışıyorum ve aracın hem sensörleri hem de kameraları benim işimi bayağı bir kolaylaştırıyor. Tabii ki artık güncel modellerde bu bir standart haline geldi ama her aracın bu konuları artları ve eksileri bulunuyor ki Tork'un genel olarak üzerindeki kameralarını ve sensörlerini ben başarılı buldum. Gördüğünüz gibi 360 derece kameradan ben şu an aracı tepeden izliyorum ve şu anda 360 derece kameradan sanki aracın drone'la görüntüsü çekiliyor gibi gayet güzel şekilde sağımda solumda ne kadar yer var, rahat dönebiliyor muyum gibi detayları görüntüleyebiliyorum. Evet, şu an mesela dar bir yerden geçeceğiz. Bir TOG'la karşı karşıyayız ve gördüğünüz gibi sensörlerim sayesinde gayet rahat şekilde çok dar da olsa geçebildim. Ve tabii ki biraz önce söylediğim gibi sadece TOG'da olan özellikler değil bunlar ama şehir içi kullanımında aracı ben gayet rahat buldum. Aynı zamanda yumuşak bir direksiyonu var. Daha öncesinde Tesla Model Y'yi kullandığımda sürüş olarak bana biraz daha farklı hissettirmişti. Tabii ki onu da bir süre kullandıktan sonra alıştım ama TOG'un verdiği deneyim benim sürdüğüm diğer otomobillere biraz daha benziyor diyebilirim ve özellikle bu rejeneratif frenin kademeli olarak ayarlanmasıyla birlikte de bu tek pedal sürüşümü yine gayet rahat bir şekilde yapabiliyorum. Aracın menziline baktığımızdaysa TOG T10X'in V2 uzun menzilli modeli WLTP standartlarına göre 523 kilometrelik bir menzil sunuyor. Tabii ki bu sizin kullanımınıza göre çok değişkenlik gösterecektir. Hatta elektrikli otomobiller normal araçlara göre biraz daha klima açtığınızda, telefonunuzu şarja taktığınızda, arabaya birkaç kişi bindiğinde vesaire hemen bu menzili düşürüyor. 523 biraz daha böyle ideal standartlarda, biraz daha normal optimum düzeyde kullanırsanız alacağınız değer ama yine de daha normal günlük hayatta bu aracı kullandığınızda 400-450 kilometrelik menzillere rahatça ulaşabileceksinizdir ki şu anda %42'lik bir şarjımız var. 2 kişiyiz ve aracın kliması aktif durumda. Bize tahmini olarak 175 kilometre menzilimiz kaldığını söylüyor. Aracın klimasını kapattığımız anda 175'ten 186'ya çıkardı. Yani günlük kullanımdaki menzil hakkında da sizin için fikir olsun diye bu değerleri söylüyorum. Bu arada aracın üzerinde birçok sensör var, kamera var dedik, tabelaları da okuyabiliyor. Şu anda önümdeki bu ana gösterge panelinde yani ana sürüş bilgilerini gördüğüm ekranda hız sınırının 30 olduğunu gösteren bir tabela işareti çıktı. Bununla birlikte bu hız tabelalarını sizin için takip ediyor ve en son gördüğü tabelayı burada ekranda sizlere gösteriyor. Tork T10X'e geçtiğimiz günlerde büyük bir güncelleme geldi ve bu güncellemeyle birlikte hem birçok sorun giderildi hem de yeni eklenen özellikler var. Bence bunlardan en önemlisi yüz tanıma sistemi ki zaten biraz önce bahsettiğim yüz tanıma sistemi arabaya bindiğiniz anda sizin yüzünüzü okuyarak size ait olan profilin kilidini açıyor ve hani ekstra profil seçmekte uğraşmıyorsunuz. Araca bindiğiniz an hem sizin kullandığınız ekran düzeni geliyor hem koltuğunuz size göre ayarlanıyor hem de şifre girmek veya profil seçmekte uğraşmıyorsunuz açıkçası. Bununla birlikte ekranlarda güzel geliştirmeler var. Aslında bunlar yeni özellik olarak değil ama geliştirme olarak bahsedebileceğimiz detaylar. Ekranların kalitesi biraz daha iyileştirildi ve özellikle burada kontrol paneli olarak kullanılan ekranda dokunmatik anlamında biraz zayıftı. Yani her bastığınızda algılamayabiliyordu, çok hızlı çalışmıyordu vesaire. Bu sorun tamamen giderildi. Gördüğünüz gibi şu an bu ekranı gayet akıcı şekilde kullanabiliyorsunuz ve bu tarafta güzel iyileştirmeler var ve aracın kullanıcılarından duyduğum bazı yorumlar da var. Güncelleme öncesi aracın uyku modunda şarj edilmesiyle alakalı sorunlar varmış. Yalnızca aksesuar modunda şarj edilebiliyormuş. Ama şu
an artık uyku modunda da aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Telefonunuzu kullanarak uzaktan kısıtlı da olsa aracın şarj durumu vesaire bu tarz bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Otomatik park ve 360 derece kamera tarafında da iyileştirmeler güncelleme ile birlikte gelmiş. Yani Togg T10X son gelen güncelleme ile birlikte hem bazı yeni özellikler kazandı hem de hali hazırdaki özellikler iyileştirildi. Aynı zamanda birkaç farklı ufak problem de yine bu güncelleme ile birlikte giderildi. Bu videoda Togg'u birçok farklı otomobil firmasıyla karşılaştırdık ama bunların hepsi hali hazırda zaten yıllardır otomobil üreten firmalar olmasına rağmen Togg çok yeni bir firma ve bir senedir yolda olan bir otomobilin tamamen tabii bütün özelliklerinin sorunsuz çalışmasını bekleyemeyiz. Bazı özellikler zamanla iyileştirilecek, zamanla bazı problemler giderilecek ki şu anda aslında genel olarak oldukça sorunsuz bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Evet, benim bu videoda Togg T10X ile alakalı genel olarak bahsedebileceklerim bunlar. Aracın menüsünde özellikle True Store uygulama marketinin içerisinde bahsedilecek çok fazla detay var. Bu videoya sığdıramıyorum ama isterseniz Togg'da kullanabileceğiniz uygulamalar üzerine daha detaylı bir videoyu da yakın zamanda sizlerle paylaşırım. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Siz Togg T10X'i ve sunduğu özelliklerini nasıl buldunuz ve gelecek olan Togg modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne gibi tahminleriniz var? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Daha fazla bu tarz video için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.